Ahmet amcam. Hocam ben Allah'ım. Çok utanıyorum. Utanması lazımsa o Ali de Yusuf utanıversin. Çocukların suratına nasıl bakacağım anne? Senin bir suçun günahın yok ki. Aldın açık. Çocukların yüzüne de öyle bakacaksın. Bir kötülük yapmadın ki. Herkes benim açımı arayacak. Herkes bir hatamı kollayacak. Herkes benim hakkımda konuşacak. Senin bir hatan yok. Kızlar, Ömer'e, onlar benim Ali'den hamile olduğumu biliyor mu? Biliyorlar. Öğreniverdiler. Biliyorlar. Ya, biliyorlar. Ağlama demiyorum sana. Ağla kızım, ağla. İçindeki zehri akıtıver, boşaltıver. Hiç acele etme. Ama ve lakin kendini tüketme. Berin dedi ki Ali'ye, seni polise şikayet edeceğim. Yanına kalmayacak bu yaptığın. Şikayet edeceğiz ne olacak anne? Bu sadece olayın dallanıp budaklanmasına sebep olur. Kimse kadını düşünmez. Kuyruk sallamıştır, adamın peşine takmıştır diye verirler. Olay yine bana olur. Eğer Ali'yi polise şikayet edecek olursan, ben senden tarafım, bunu böyle bil. Çünkü ben de kadınım. Ben senin yanındayım Cemile. Sağ ol anne. Kafam bu kadar karışık ki. Girecek miyiz? Gir. Buyurun. Bizim şikayetimiz vardı. Şikayeti mi bulunacaksınız? Evet. Buyurun, geçin oturun.
Hadi anneciğim. Şikayetiniz nedir? Anne hadi. Anne lütfen. Adamı tanıyor musunuz? Nasıl? Adam tanıdığınız biri miydi? Sakin olun. Telaşa lüzum yok. Eski kocamdı. Ne zaman oldu? Bir buçuk ay falan. Hep aynı. Çoğu iş şikayet etmez. Şikayet eden de. Hemen vakit kaybetmeden şikayet etseydiniz ya. Kolay mı savcı bey? Değil. Değil. Neyse. Yan tarafta katibin odası var. Oraya gidin. Dilekçenizi yazın, resmi kaydı yapsın, ifadesini alsın. O bana havale eder. Ben de işlemlerini başlatırım. Teşekkür ederiz. Dediklerimizi yapacağız. Çok doğru bir iş yaptın anne. İnşallah. Yüreğim pır pır. O savcı yüzüme bakıp nasıl anladı? Şaştım vallahi. Kaç yılın tecrübesi. Korktum biliyor musun? Ama yaptın işte. Herkes korkar. Mühim olan korkuyu yenmek. Cesaret budur. Keşke senin durumunda olan bütün kadınlar senin gibi davransa. Sen benim kahramanımsın anne. Sen nereye? İçeri giriyorum. Ne sıfatla? Kimsin sen be? Yüzsüzlüğün de etti artık. Ya hadi geçelim bunları da girelim içeri. Bıktım lan senden. Çekil git. Kırmayayım kafanı. Lan kırıyor lan kafasını. Ha? Ayık ben de kendimi zor tutuyorum zaten. Kim kimin kafasını kırıyormuş göreyim bakalım. Kafasını. Ha? Ayıl ya. Ayıl. Ayıl. Göreyim. Ayıl. Ayıl. Nerede olduğunuzun farkında mı? Bu serseri de sizle konuşurken içeride olmak istiyor. Kimin nesi belli değil, saçma sapan konuşuyor. Ben bu serseriyi sizden daha çok gördüm İnci Hanım'ın yanında. Odama geçin. Sen de geç bakalım Mete. Maalesef size iyi haberler veremeyeceğim. İnci Hanım için tıbben yapılacak hiçbir şey kalmadı. Ne yazık ki hastalık çok ileri safhada. Bundan sonra yapacağımız bütün müdahaleler İnci Hanım'ın sadece acı çekmesine neden olacak ve hiç fayda sağlamayacak. Bu yüzden ona artık müdahalede bulunmayacağız. Elimizden gelen sadece bu. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.